Tesla'nın hayatı kazık yemekle geçmiştir. Onu söyleyeyim size. Tesla'nın hayatı bol bol kazıklarla geçmiş. Fransa'da çalışırken, Fransadaki bir patronu bir arkadaşı onu bir referans mektubuyla Amerika'ya gönderiyor ki artık Tesla'nın hayatı inanılmaz bir değişime uğruyor. Tesla Amerika'ya geliyor. Amerika'ya hem de Thomas Edison'ın yanına geliyor. Çünkü referans mektubu Edison'a verilecek ve Edison da onu işe alacak. Edison referans mektubunu alıyor. Adama bakıyor böyle iki metre boylarında ince uzun bir adam. Yani ne iştir, bu nereden geldi diye düşünüyor. Thomas Edison bir dünya yıldızına dönüşmüş durumda. Amerika'nın en ünlü mucidi Thomas Edison. Ve bu e, tırnak söyledi. Bu köylü, kasabalı adamın tam olarak neden kendisine önerildiğini bilmiyor. Tam o günlerde Edison'ın başının belada olduğu bazı olaylar var. İşte sokaklara e, taktığı jeneratörler bozuluyor. Gemilerdeki jeneratörler bozuluyor. Elektrik sistemlerinde sorun çıkıyor ve Tesla bunların hepsini tahmin ediyor. Hatta Tesla, e, Thomas Edison Tesla için bu çok sıkı bir adam, çok iyi adam diyor. Ve bunu onun duymayacağını düşündüğü bir yerde söylüyor. Bir işte 10 metre, 15 metre uzağında falan söylüyor ama Tesla bunları duyabiliyor. Çünkü Tesla dediğimiz gibi çok iyi duyuyor. Bu şaka değil. Yani ben efsaneden bahsetmiyorum. Bunun birçok şahidi var. Tüm kaynaklarda e, şahitlerinden bahsediliyor bunun. Tesla çok iyi görüyor. Tesla çok iyi duyuyor. Ve ama Thomas Edison'la Tesla'nın yolları 6 ay içinde ayrılıyor. Bunun çok basit bir nedeni var bence. Bunun nedeni Tesla ve Edison'ın paradan anlaşamayışı, anlaşamayışı falan değil. Edison bir Amerikalı. Kaz gelecek yerden tavu esirgemez. Bu adamın çok iyi çalıştığının farkında. Ama Edison, Amerikalı Thomas Edison, bir dünya yıldızına dönüşme Thomas Edison, bir köylü kasabalının kendisinden daha iyi elektriği bildiğini ve hatta korkunç olan şeyi söyleyelim, daha iyi mucit olduğunu ne görmek, ne de duymak istiyor. Hayatı boyunca doğrudan akım elektrik akımı kavgalarının nedeni bu. Sırf e, şeyin geliştirdiği Tesla'nın geliştirdiği alternatif akım modelini e, yıkmak için, çürütmek için insan dahi öldürtmüş. Bağırta bağırta. Acılar için insan dahi öldürtmüş. Bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. O ayrıntılar çok acı. Kediler, köpekler, insanlar sırf Tesla kaybetsin diye. Bunun nedeni bal gibi Edison'ın Tesla'yı kıskanması. Artık hemen hemen Tesla ve Edison'ın hayatında emin olduğum bir şey var. Tesla, şey Edison, Tesla'yı kıskanıyordu. Ve şahsi fikrimi söyleyeyim. Çok haklıydı kıskanmakta. Çünkü hakikaten e, bu köylü kasabalı, bu Avrupa'nın neresinden geldiği belli olmayan adam ki bir iddia vardır... Edison'ın bir gün Tesla'ya senin ülkende insaneti insan eti yeniyor mu? Sen hiç insan eti yedi, yedin mi diye sorduğu iddia edilir. Bazı kaynaklar diyor ki böyle bir şey kesinlikle olmadı. Ama Edison eğer çok kıskandıysa Tesla'yı onu aşağılamak için bu soruyu sormuş olabilir. Yahu sen nereden çıktın? Yamyam yam kabilesinden çıkmış adamlar gibisin. Bir ciddi bir ırkçılık e, yapmış olabilir Edison bu büyük kıskançlığı yüzünden